Kolaylıklar, iyi günler diliyorum. Değerli arkadaşlar, <laughs> gördüğünüz gibi bugün basın toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi Kit Komisyonu sözcümüz İzmir Milletvekilimiz Sayın Atilla Serter ve gene Kit Komisyonu üyemiz Zonguldak Milletvekilimiz Sayın Deniz Yavuz Yılmaz buradalar. Eee toplantımızın bir bölümünde arkadaşlarım birer dakika, ikişer dakika sizlere bazı vahim tabloları sizler aracılığıyla vatandaşlarımıza açıklayacaklar. Hep söylerim, iktidarın kutuplaştırma, muhalefeti kriminalize etme, kışkırtma politikaları sokakta, sahada olumsuz, istenmedik olaylara yol açıyor. Dün İzmir HDP İl Başkanlığı'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını yitiren parti görevlisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu tür saldırılara karşı devletin ve güvenlik kuvvetlerinin azami tedbiri alması bir zaruret haline gelmiştir. Siyasetçilerin parti binalarında, sokaklarda, sahalarda can güvenliği kaygısı taşıyor hale gelmesi bu hükümetin ayıplarının belki de en büyüğüdür. Maalesef Türkiye'de eskiden ticaretten para kazanılırdı. Şimdi siyasetten para kazanılıyor. Birileri siyasetten para kazanırken ticaretten para kazanmak yerine namuslu siyasetçiler içinde neredeyse artık can güvenliği tehdidi parti genel başkanları düzeyinden il ilçe binalarına kadar indi. Genel başkanımıza yapılan linç girişimi Sayın Akşener'e yapılan Rize saldırısı Bahimolarında bu linç girişiminin suçlusu olarak hükümetçe genel başkanımızın oraya niye gitti denmesi. Meral Hanım'la ilgili az bile yapmışlar ifadeleri bu tür saldırıları teşvik eder, tahrik eder. Yani Erdoğan muhalefete yönelik saldırıları teşvik ve tahrik ediyor. Buradan söylüyorum. Bu bir suçtur. Bizim ceza kanunlarımıza göre insanları suça sevk etmek ayrıca bir suçtur. Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız bugünlerde iki arada bir derede. 24 Mayıs ta biz kendisine Sayın Genel Başkanımızın ilk imzasıyla 136 imzalı bir mektup yazdık. İçişleri Bakanı'nın 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklaması konusunda meclisin üstüne bir görev düştüğünü söyledik. Bu siyasetçi bugün an itibariyle milletvekili olmayabilir. Muhtemelen bir eski milletvekilidir. Dolayısıyla eski milletvekillerinin e, giriştiği işler de meclisi etkiler şu veya bu şekilde. İyi yaparsa iyi etkiler, kötü yaparsa kötü etkiler. 27 Mayıs'ta bizden üç gün sonra Sayın Şentop İçişleri Bakanı'na bir mektup yazdı. Bu ismi istedi. Biz de meclis başkanımıza çok teşekkür ettik. Gecikmeli de olsa meclisin itibarı noktasında harekete geçtiği için. Sonra ne oldu? 20 günlük sessizlikten sonra dün Sayın Süleyman Soylu ile Sayın Mustafa Şentop bir görüşme yaptı. 20 günlük sessiz. Keşke bu görüşme bizim 24 Ağustos'ta mektup Ağustos'ta mektup 24 Mayıs'ta mektubu yazdığımız gün yapılabileydi. Olmadı. Bugün ise geldiğimiz noktada bizim yazımıza verilmiş bir yanıt hala yok. Meclis başkanımızdan öncelikle Ana muhalefet partisi genel başkanının kendisine yaptığı başvuruya yazılı başvuruya mümkünse yazılı bir yanıt bekliyoruz. İçişleri Bakanının Meclis Başkanı'na bir yazılı belge verdiği iddia ediliyor. İddialar üzerinden yürümeyi çok sevmem ama bu iddialar gün içinde biraz yoğunluk kazandı. Böyle bir durumda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının bu belge doğrultusunda önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu dolayısıyla aziz milletimizi somut bir şekilde bilgilendirmesi bir zorunluluktur. İçişleri Bakanı'nın da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kendisini çağırmasına gerek yok. Gidip bu isimi ihbar etmesi o makamda oturmanın gerektiği bir gerektirdiği bir sorumluluktur. Yani esasen herkesi Görevin ne olursa olsun büyüklüğü, görevin getirdiği, gerektirdiği niteliklere uymaya, sahip olmaya davet ediyoruz. Burası Muz Cumhuriyeti değil. Değerli arkadaşlar, ayrıca sadece Meclis Başkanı ve İçişleri Bakanı'nı göreve davet etmiyoruz. Cumhuriyet savcılarımızı göreve davet ediyoruz. 6500 <laughs> tane savcı var, az değil Türkiye'de. 143 tane de başsavcı var, az değil. Fakat Sezgin Baran Korkmaz denilen zat bir rüşvet verdiğini söylüyor. Rüşvet şikayete tabi bir soruşturma değildir arkadaşlar. Böyle bir iddia orta yerde dolaşıyor ise ki dolaşıyor. Bir cesur savcının bununla ilgili resen soruşturma başlatması lazım. 6500 savcı var. 6500'ü de ölü taklidi yapıyor. 6500'ünün de saray tarafından gözü, ağzı, kulağı, eli, ayağa bağlanmış. Böyle demokrasi olur mu? Böyle bir tablo içinde Türkiye'de adalet derin bir uykuda, derin bir uykuda. Merkez Bankası süreci, Ruslar Pekcan süreci, Ziraat Bankası Demirören süreci, 10 bin dolar süreci. 10 milyon euro süreci hepsi şikayete bağlı olmadan re'sen soruşturma yapılabilecek işlerdir esasen. 6500 tane savcısı bu ülkenin uyuyorsa ülkede haramiler kol geziyordur. Ülke haramilerin ve eşkiyanın cirit sahasına dönmüştür. Bu kabul edilemez. Böyle bir tabloda Adalet ve Kalkınma Partisi dördüncü yargı paketini bugün ya da yarın meclise sunacak. Pakete gerek yok. 6500 savcıyı özgürleştir yeter. Paket isteyen yok senden. Evet mevzuatta yapılması gereken çok iş var. Biz de 12 ayrı kanunda 189 maddede değişiklik içeren 12 ayrı kanun teklifini Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç ve benim imzam ilaveten Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerimizin imzasıyla meclis başkanlığına sunduk. Paket istiyorsanız yargıda bir dürüstlük, bağımsızlık, adalet istiyorsa AK Parti gerçekten bizim verdiğimiz 189 maddelik 12 ayrı kanun teklifinde bunların alayı var. Hadi gelin. Gelin bunu çok seri bir şekilde çıkaralım. Bu işten kurtulalım. Ama tekrar söylüyorum 6500 savcıdan bir tane cesur savcı arıyoruz. Gözündeki bantı çıkaracak, kulağındaki tıkacı çıkarıp atacak, ağzındaki bantı çekecek, elini kolunu bağladığı iplerden kurtulacak bir cesur, bir namuslu, bir vatansever savcıya Türkiye'nin acil ihtiyacı var. Acil ihtiyacı var. Türkiye temiz eller operasyonu Yapılma sürecini bile çoktan geçti. Çoktan yapılmalıydı. Türkiye'de lağım akıyor, kanalizasyon patladı diyordu arkadaşlarımız. Ne patlaması kardeşim? Türkiye'nin bizatihi kendisi çukurun içine atılmış. Böyle bir tabloda biraz sonra Merkez Bankası para politikaları kurulu faizlerle ilgili karar açıklayacakmış. Faizlerin düşmesini isteriz. Milletin sırtında kamburdur faiz. Biz dünyada milli takımımız ardarda kötü sonuçlar alıyor, üzülüyoruz. Ama dünya ölçeğinde derecelerimiz var bizim. Mesela faizde dünyanın en yüksek faiziyle e, yaşayan yedinci ülkesi Türkiye ya. Türkiye. Bak aşıda bir yol alıyorsunuz. Aferin. Teşekkür ediyorum sağlık çalışanlarına, sağlık bakanına. Söylüyoruz kardeşim iyiye iyi, kötüye kötü. Ama Türkiye'yi dünyada en çok faiz veren yedinci ülke sırasına soktuysanız bu ahali milleti yuh size ya. Yuh. Niye böyle oldu bu? 128 milyar doları iç etmeseydiniz enflasyonu düşürmek için faize yüklenmenize gerek olmazdı. Nerede 128 milyar? Soranı masum saymam. 128 milyarı sorarsan sana hain derim diyen bir cumhurbaşkanıyla karşı karşıyayız. Sonra da faiz, enflasyon, sebep sonuç gidip geliyoruz. Paramızın değerini korumak için faize yüklenmek zorunda kalmazdınız. 128 milyar doları iç etmeseydiniz. Yarın Faik Öztrak parti sözcümüz Gaziantep'te bu konularla ilgili çok kıymetli, çok önemli açıklamalar yapacak. Bu konuyu burada kesmek lazım ama Türkiye'de realite şudur. Recep Tayyip Erdoğan sebeptir. Yüksek yoksulluk, yüksek faiz, yüksek enflasyon neticedir. Olayı böyle görmek lazım. Ve bir garabet daha. Fakirden alıp zengine veren dünyadaki sözde tek demokrasi Türkiye. Hiçbir demokraside fakirden alınıp zengine verilmez. Eğer demokrasi varsa yoksa olabilir. Yok ki bunlar oluyor Türkiye'de. Nasıl oluyor? Şimdi bugün size altı tip harami açıklayacağım. Altı tip. Türkiye'de altı tip harami var. Bu haramilerin başı da saray ve bazı haramiler için Türkiye'de doygunluk noktası pik yaptığı için yeni arayışlar var. A tipi haramiler. Değerli arkadaşlar. Biz bunlara beşli çete diyoruz. Beşli çete. Türkiye'yi kuruttular. Türkiye kurudu. Azerbaycan'a gittiler şimdi. Beyefendi ha Cengiz aradı beni şantiyede falan. Bu ne lavallik ya? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı şantiyede müteahhitle, iş adamıyla, çete mensuplarıyla görüşüyor. Yanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı. Ne oluyoruz ya? Doymadınız mı kardeşim? 220 milyar dolar ihale ile bu beşli çete dünyadaki en çok ihale alan 10 firmanın içinde. 10 firmanın. Şimdi Türkiye kurudu. Azerbaycan'a götürdü beyefendi beşli çeteyi. Ne olacak şimdi? Azerbaycan'ı kurutacaklar. İlham Aliyev'i sever sayarım. Hürmetim var. Azerbaycan halkına gönül bağım var. Sayın Aliyev'i buradan uyarıyorum. Dikkatli ol bu tuzağa düşme. Azerbaycan'ı da kurutturma. Benden bir dost uyarız. Bir kardeş uyarısı. Değerli arkadaşlar. Milli takım yenilgilerinden üzülüyoruz. Beşli çete dünyada ilk onda. Azerbaycan'daki işlerle birlikte hamdolsun Beşli çetemiz dünyada ilk beşe 1 2 üç dört beş diye boncuk gibi dizilecek. Ne diyoruz bunlara? A tipi haramiler. Bir de B tipi haramiler var. B tipi. Bunlar şöyle. Türkiye'de artık Deniz Bey'in bu konuda çok katkısı var. Çift maaş normal. Trend üç dört maaş. Bir bakalım. Bu ülkede <laughs> emeklerin ortalama maaşı 1500 lira. Bu ülkede asgari ücret 2800 kaçtı kuruşu vardı? 2825 evet. lira. Bu ülkede 27 yıllık bir öğretmen 5300 lira maaş alıyor. 5300 lira. Uzman doktor 7100 lira maaş alıyor. Şehit olmaktan değil emekli olmaktan korkan kahraman Türk polisi Türk Asubayı subayı altı bin lira, yedi bin lira alıyor. Birinci derecedeki bir hakim, adaletin terazisini tutan hakim on yedi bin lira alıyor. Ama B tipi haramilerin en düşük maaş alanı otuz dokuz bin, en düşük bu da çok az. Bunların ortalama maaşı yetmiş dört bin. Yüksek alanları var bir de çok özel kullananları. Onlar da 176 bin lira alıyor. 176 bin lere 17 bin lira nere? Biri B tipi harami Ak Parti eskisi, biri hakim birinci sınıf. 39 bin lira nere? 1500 lira nere? Erdoğan. Birisi gariban, bu ülkeye 30 yıl çalışmış, hizmet etmiş, emekli. 39 bin alan B tipi haramide. AK Parti yenisi. Eskisi değil bu yenisi. 74 bin lira nere? Altı bin lira nere? Şehit olmaktan korkmayan, emekli olmaktan korkan kahraman Türk polisine altı bin lira. AK Parti eskisine 74 bin lira. Haram olsun, zehir olsun, zıkkım olsun. Yazıklar olsun. Harami bitmiyor. Bir de C tipi harami var. Bunlar mafyadan düzenli olarak aylık para alanlar yeraltı örgütlerinden düzenli komisyon alanlar var. Düzenli tatil yapanlar var ve düzenli seçim kampanyasına bağış alanlar var. Yeraltı örgütlerinden. Seçim kampanyalarında bağışlar olur arkadaşlar. Legal bir şekilde olur. Yasa da buna müsait. Ama yeraltı örgütünden bağış alınmaz ki kardeşim. Alınır mı ya? Bunlara ne diyoruz? C tipi haramiler diyoruz. Bitmiyor harami. D tipi haramiler var. Şimdi D tipini en son söyleyeyim. En son söyleyeyim. E tipine geçelim. D tipi beklesin. D tipinin takipçileri burada. D tipi beklesin. E tipi haramiler var. Bunlar Merkez Bankası döviz rezervlerinin ucuza kapatılmasıyla arka kapı ilişkileriyle, kur manipülasyonlarıyla bir gecede milyarder olan haramiler. 128 milyar doların arka kapı ilişkileriyle önce satılması, sonra bir siyasi olay patlatılıp kuru arttırıp adamları bir gecede milyarder yapan bir yönetim var. Bu yönetimin bu yolla zenginleştirdiklerine de ne diyoruz? E tipi haramiler diyoruz. Bitmedi. Bir de F tipi haramiler var. F tipini biliyoruz hepimiz. F tipinden de beslenmeyi becerdi bunlar. Bunu nasıl yaptılar? Bunu şöyle yaptılar. Önce bu F tipine ne istedilerse verdiler. Sonra 15 Temmuz darbesinden sonra dediler ki gel bakayım sen buraya. Bak senin bu ilişkini biz biliyoruz ha. E sen şu okulu bize devret. Şu plazayı bize devret. Şu şirketi bize devret. Şu marketi bize devret. E senin cezaevine değil sokak salalım. Bunlara da ne diyoruz? F tipi haramiler diyoruz. Şimdi D tipini niye ayırdık? Şunun için ayırdık. Deniz Yavuz Yılmaz burada. Atilla Serter burada. Orhan Sümer Mustafa Tuncer, Aykut Erdoğdu, Baha Ünlü, Kemal Zeybek, Ahmet Kaya, Deniz burada saydım. Bu sekiz arkadaşımız aylardır bir mücadele veriyorlar ama bugün bugün şu an içinde bulunduğumuz saat itibariyle onları komisyondan çağırdım. Ziraat Bankası'nın 670 milyon dolar kaç? 750 milyon dolarının hesabını komisyonda soruyorlar. Sorabiliyorlar mı? Şimdi onu açıklayacak arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar, böyle bir şey olmaz. Ziraat Bankası'ndan 750 demir Demirören'e. Vakıf Bank'tan 750 Sabah TV alımı için Çalı. Varlık Fonu'ndan 1 milyar 670 milyon finans merkezindeki konsorsiyuma hamdolsun gidiyor paralar. Paralar gidiyor. Kardeşim Para benim değil. Ama senin de değil. Para milletin, para devletin. Yapamazsın bunu. Peşkeş çekemezsin. Meclis. Bu devletin, bu ülkenin bütçesini yapan meclis. Bu hesabı sormak için, denetlemek için var güya. Hamdolsun denetleyemiyoruz galiba. Söyle buyur. Evet, değerli basın mensupları sayıştay büyük bir baskı altında raporları filtreleniyor, sansürleniyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Kit Komisyonu da sayıştay raporlarını aşarak artık bizzat yerinde denetim yapmak zorunda kalıyor. Biz de. Kit komisyonunun Cumhuriyet Halk Partili üyeleri olarak bu denetim görevimizi halk adına yerine getiriyoruz. Evet Ziraat Bankası artık çiftçinin değil tüpçünün bankası olmuştur. Fakirin değil zenginin bankası olmuştur. Ziraat Bankası hem Demirören grubuna devasa tutarda bir krediyi tahsis etmekle kalmamış. Aynı zamanda simit sarayına yüzde 51 ortak olmanın peşine bile düşmüştür. Ve Ziraat Bankası bir vergi cenneti adası olan Virgin adalarında kurulu bir şirkete Türksel hisseleriyle ilgili olarak 1 milyar 636 milyon dolar kredi tahsis etmiştir 2014 yılında ve sayıştay raporlarına göre de bu kredi geri dönmemiş, tahsil edilememiştir. Rapor ortaya çıktıktan sonra alelacele bu kredinin tahsis edildiği açıklanmış ancak hangi şirket tarafından ne kadar tutarda ne şekilde tahsil edildiği karanlık kalmıştır. Dolayısıyla Ziraat Bankası şu anda bugün itibariyle AK Parti'nin boşalttığı hazinenin bir kara deliğidir. Bu kara kapatmak tüm bürokratların asli görevidir. Hepsinin sorumluluğudur. Ziraat Bankası tüpçünün değil, zenginin değil, halkın, kamunun bankasıdır. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem denetim görevini yapacağız, hem de bu soygunu, talanı engelleyecek tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz. Teşekkürler. Evet, Deniz Yavuz Yılmaz arkadaşımız vakalarda bir tanesini söyledi. Tarlada ki öküzü, ahırdaki öküzü, tarladaki mahsulü, evin önündeki traktörü, traktörü Ziraat Bankası'na borcunu ödeyemediği için haczedilen köylümüze sesleniyoruz. Sesimize kulak verin. Bunlardan size bir hayır gelmez. Size gelmez, devlete de gelmez. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kit Komisyon sözcümüz, grup sözcümüz Kit Komisyonu'nda yasalar gereği ulaşması gereken belgelere nasıl ulaşamadığını anlatsın Atilla Bey, buyurun. Evet. Buyurun, pek kısa bir şekilde lütfen. Evet. Başkan çok teşekkür ediyorum. Grup Başkan Vekilimizin Türkiye'deki soygunu bütün detaylarıyla anlattığı noktadan şöyle devam etmek istiyorum. Bugün Ziraat Bankası'nı denetliyoruz ama ne yazık ki denetleyemiyoruz. Çünkü sadece bize, bizim sorduğumuz sorulara yanıt vermiyorlar. Sayıştay'ın da sorduğu sorulara yanıt vermiyor. Çiftçinin bankası olması gereken Ziraat Bankası'nın kredi dağıtımına baktığımızda birinci sırada kurumların yer aldığını, ikinci sırada bireysel kredilerin yer aldığını, üçüncü sırada çiftçilerin kredilerinin yer aldığını görüyoruz. Ve çiftçilere kredi vermekten imtina eden bir bankayla karşı karşıyayız. Çiftçinin traktörünü haczediyorlar. Çiftçinin tarlalarını ipotek ediyorlar. Çiftçinin evlerini ipotek ediyorlar. Buna rağmen 50 bin liralık bir kredi vermek için 5 bin lira masraf çıkarıyorlar. Ve tarlayı ipotek etmesini istiyorlar. 150 bin lira değerindeki traktörü yok sayıyorlar. 50 bin lira karşılığında bunun yaşı 6 yaş diye ve çiftçiye kredi vermiyorlar. Ama aynı banka hiç karşılıksız ve teminatsız ve nasıl verdiği belli olmayan 750 milyon doları Demirören grubuna veriyor ve yandaş bir medya yandaş bir havuz medyası oluşturmak için ve bütün e, hürriyet grubuna doğan medya grubuna el koymak için e, Demirören grubuna 750 milyon doları veriyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Kamer Country diye bir bölüm var. Orayı imara açtılar ve 366 milyon dolar saydılar. Ziraat Bankası'nın borcu olarak oraya o onu gösterdiler ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu imar iznini iptal edince açığa düştü ve Ziraat Bankası tek kuruş alamadı. Bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Kapatacağım. O da şudur. Dedim ya bize izin bize sorularımıza yanıt vermiyorlar. Sayıştay soruyor. Diyor ki arkadaş 2018 yılında sizin diyor yönetim kurulu üyelerinin içinde Veysi Kaynak'la Faruk Çelik gibi eski bakanlar da var. 19 bin lira, 19 bin 750 lira hak huzur alıyorlar her ay. Diğerleri kamuda çalışanlar 11 bin lira alıyor. Diyor ki Sayıştay sizin diyor 2018 2019 yılında almanız gereken toplam rakam 2 milyar 2 milyon 346 bin lira. Fakat diyor siz aynı yıl 5 milyon 451 bin 396 lira aldınız. Yani alacağınız hakkı huzurun iki katından üstü aldınız. Bununla ilgili belgeleri bize verin diyorlar, vermiyorlar. Ve Ziraat Bankası yönetim kurulu üyelerine her birine ucu açık ve ödemesi ne kadar olduğu belli olmayan kredi kartlarını ceplerine koymuşlar ve o harcamaları da vermiyorlar. O harcamaları soran Sayıştay'a da herhangi bir belge vermiyorlar. Tıpkı TRT'de olduğu gibi TRT'de bütün bütçesini elektrik ve Bandrol paylarından oluşturan iki milyarı aşkın, iki katrilyonu aşkın bütçeyin yüzde 50'sini dış yapımlara harcayıp biz sorduğumuzda bunların e, nereye harcadınız diye sorduğumuzda bize diyorlar ki bu ticari bir sır. Bunlar ticari sır değil, bunlar halkı soyuyorlar, halkı soğana çeviriyorlar, fakir fukaranın, gurebanın hakkını, hukukunu çiğniyorlar, onları çatır çatır yiyorlar ama gün gelecek devran dönecek. Bunlar mutlaka halka hesap verecektir. Teşekkür, teşekkür ediyorum. ]ler. Evet arkadaşları dinlediniz. Arkadaşları şunun için rica ettim beraber olalım diye. Kit komisyonu şu anda değerli vatandaşlarım çalışıyor. Ama milletvekilleri kit komisyonu üyelerimiz Ziraat Bankası'nın nasıl e, içinin boşaltıldığını öğrenemiyor. Orada öğrenmesi yasa gereğidir. İstedikleri belgeye ulaşmaları yasa gereğidir. Yok. Belge yok. Sırmış. İki milyon esnaf Covid boyunca esnafa 10 milyar verdik diye övünüyor Erdoğan ki bunu bölersen beş bin lira para yapar bir yıl içinde. Sade beşli çeteyi Azerbaycan'a götürdüğü beşli çeteye 21 milyar geçiş geçiş garanti parası verdi. Garanti ödemesi verdi bu yıl bu yıl. 2 milyon esnafa 10 milyon 10 milyar Beş kişiye 21 milyar para verdi bu devlet. Herhalde Türk köylüsü gibi Türk esnafı da artık gözünü açacak. Ben öyle umuyorum. Değerli arkadaşlar. A tipi, B tipi, C tipi, D tipi, E tipi, F tipi haramileri saydım. Bunların yaptıkları ortada, milletin hali ortada. Vallahi hiç kusura bakmasınlar. Bu topraklarda 1100 yılında Moğollar, 1200'de Timur, 1300'de Haçlılar istila yaptı. Bu toprakları yağmaladı. Vallahi de billahi de bu haramiler kadar bu topraklarda yağma ve talan yapılmadı. Bu haramiler Moğollara, Timur'a, Haçlılara rahmet okutur. Biz bu toprakların soyulmasına göz yummayacağız. Devleti ganimet gören kafadan Türkiye'nin kurtulması için elimizden geleni yapacağız. Devlet ganimet değildir. Böyle bakıyoruz. Evet bugün bu konuyu artık biraz relax bir anekdotla sonlandıralım. Arkadaşlarımız buradan ayrılınca kit komisyonda çalışmalara mücadeleye devam edecekler. Türkiye'nin gözünü kit komisyonuna dikmesini istiyorum. 84 milyonu kit Komisyonu izlemeye davet ediyoruz. Soğan soyarken gözümüz yaşarır ya. Devlet soyuluyor kardeşim devlet. Kimsenin umurunda değil olmaz böyle şey. Petrol vardı bizim içtik. Binaenaleyh Türkiye büyük bir ülkedir. Derin devlet normal devletin raydan çıkmış halidir. Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz. Bu sözler bize hem hem eminim 84 milyona da merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel hatırlatır. Ölümünün vefatının 6. yılında merhum Demireli rahmetle, minnetle, şükranla anmayı bir görev sayıyorum. Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz sözü bugünlerde bir şekilde kullanılabilecek bir şeydir. Siyaseti, devleti, toplumu, mafya ve rüşvet müsilajından kurtarmak için Türkiye'nin bir an önce seçime gitmesi lazım. Milletin hakemliğine gitmek lazım. Devlet soyuluyor. Siyaseti, devleti rüşvet ve mafya müsilajı sarmış diyoruz. Vatandaşlar diyor, yönetenlerde hayır. Biz burada oturacağız diyor. Gideceksiniz kardeşim. Paşa, paşa, paşa seçime gideceksiniz ve biz meseleleri mesele yapacağız. Meseleleri mesele yapmaya devam edeceğiz. Kim kimin emrindedir, emrindeydi, emrinde, bundan sonra da emrinde olacak bilmeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi adalet aradı, adalet arıyor, adalet arayacak. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Soru varsa alalım ama her şeyi söyledik. Herhalde. Size de çok teşekkür ederim. Siz hemen komisyona devam. Çok teşekkürler. Sağlıcakla görüşürüz. Ne demek. İyi mesailer sağ olun.